kardeşlerin hikayesidir bu. Süt kardeşlerin hayat kavgasıdır bu. Süt kardeşlerin hikayesidir bu. Süt kardeşlerin deli dolu rekabetidir bu. Süt kardeşler yapamaz bir arada. Süt kardeşler gelemez hiç yan yana. Süt kardeşler başlıyorlar kavgaya. Süt kardeşler akıl vermez şu yaptıklarına. Süt kardeşler yapamaz bir arada. Süt kardeşler gelemez hiç yan yana. Süt kardeşler başlıyorlar kavgaya. Süt kardeşler yarış vardır hep aralarında. Süt kardeşler de sevgi dünyalar kadar. Süt kardeşler de bir o kadar nefret var. Kadın erkek küçük büyük ihtiyar. Süt kardeşlerin özünde kendi yaşantımız var. Süt kardeşler yapamaz bir arada. Süt kardeşler gelemez hiç yan yana. Süt kardeşler başlıyorlar kavgaya. Abi! Abi! Ne oluyor? Ne bu halin abi ha? Ne bu halin? Yakışıyor mu sana? Git başımdan Neriman! Üf, aman! Abi! Burada! Burada! Lütfen böyle yapma abi! Lütfen! Bak yalvarıyorum sana! Sen bir kadının resmi için böcek gibi yerlerde sürünecek bir adam değildin! Elini sallasan ellisi! Onun için değmez abi! Anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun! Ne yapayım Neriman? Hayatımda ilk defa olaraktan aşık oldum. İlk defa birini deliler gibi seviyorum. Sen aşk nedir bilmez misin? Hadi kalk abi. Elini yüzünü bir yıkayalım. Hadi ha? Gel hadi. Tamam. Hadi abicim gel. Mandayı vay yapmış süt alına. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanın yandım, amanın, amanın, amanın yandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tiridinye, tiridinye, tiridinye bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Peki abi, madem bu kadını o kadar seviyorsun. Peki tamam. O zaman ne diye Şevket'e iyilikler yapıyorsun durmadan be abi? Ne gibi? Gittin kadını durduk yerde İstanbul'a getirttin. Sonra Şevket'in oğluyla arasını düzelttin. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Barbarossa o Ecem olacak paçoz kızın sözlenmesine göz yumdun. Hı? İyi vallahi be. Oldu olacak bir de Şevket'le Handan'ı evlendir. Hatta nikah şahitleri ol. Hı? Ama bu da yetmez. Şevketlerine para yardımı yap da tam olsun bari. Bacı, bacı beni kudurtma, beni katil etme bacı, sus. Hiç böyle boşu boşuna üzülüp durma abi. Sen Handan'ı resmen Şevket'in kucağına attın. Hele Şevket gibi çulsuzun biri asla. Anlıyor musun beni, asla? Yakında Şevket geldiği yere, maden ocağına. Handan'sa kollarıma düşecek. Daha planımın son aşamasını söylemedim. Öldürücü darbem çok acı olacak. İşte benim abim. Senden bazı ricalarım olacak Neriman. Aman iyi, aman iyi. Baba. Efendim? Çok yakışıklı olmuşsun baba. Aman yalan olduğunu biliyorum ama söylemeniz yine de hoşuma gitti çocuklar. Serap, sanıyorum bu yakışıklı bey bir hanımla buluşacak. Ben sanmıyorum Ecem, bundan eminim. Hatta ismini bile verebilirim. Ya, kimmiş? Handan Hanım. Başka işiniz yok mu çocuklar sizin? Ne yapayım, kıskandım. Günaydın. Günaydın. Kıskanma sırası şimdi bana geldi. Efendim? Yok bir şey oğlum. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Taceddin. Efendim. İzin verirseniz Afitap Hanım'la sinemaya gitmek istiyoruz. Hafta sonu malum. Tabii tabii. Gidin. Teşekkür ederiz. Bir şey değil.
Buyurun Afitap Hanım. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Bu senin için. Çok zarifsin. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelsene. Yok, gelmeyeyim ben. Sadece çiçek vermek için mi geldiniz Şevket? Hiç olmazsa bir çay içseydiniz. Yok. Ben acaba dışarı çıkar mıyız diye düşünmüştüm de. Hafta sonu hava da güzel. Hani bir işiniz falan varsa önemli değil. Başka bir zamanda gideriz yani. Hayır hayır Şevket. Önemli bir işim falan yok. Efendim? Bir dakika. Sadece bir dakika verirsen hemen hazırlanıyorum. Peki peki. Bekliyorum. Ben... Sen söyle. Siz söyleyin. Ne iyi ettin de geldin diyecektim. Siz? Aynısını düşünmüştüm. Allah, çaylar da geldi. Ah. Tününüz aydın olsun efendim. Merhaba birader, gelsene. Yo yo, böyle iyi. Babam gitti ama. Biliyorum biliyorum, başka bir şey için çekmiştim. Zahmet oldu Serap. Yok canım, ne zahmeti. Benim eşim senin gibi nazlı değil kızım. Yandın oğlum sen. Ecem hiçbir işten anlamaz. Aman aşk olsun Orhan. Takılıyorum ya. Sen yine de iyi düşün. Düşündüm. Gördün mü bak. Bu daha evlenmeden paçayı kaptırmış ya. Kaç şeker? Ben alırım. Hah, ilk günden şımartın bakalım çocuğu. Şımarmaz o, değil mi canım? Sen hiç o abine benzemiyorsun ya. Babamla seni o barıştırdı ama Orhan. Bence Ökkeş abi iyi bir insan. Gerçi ilk başta ben de onu sevmemiştim ama. Babama az adilik etmedi ama. Şevket. Efendim. Biliyor musunuz Şevket? Ne yandan? Aslında bu şehirden çok korkuyordum ben. Yani kalabalığından, gürültüsünden, acımasızlığından. Ama artık bakıyorum da koca şehir çok daha farklı geliyor bana. Kim bilir? Belki de artık güzelliklerini görmeye başlamışımdır. Seninle yani. Sen varsın da. Galiba ben de hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oluyorum anne. Orhan'la Serap'ın arasının düzelmesi, Ecem'in sözlenmesi, işlerinde ufak tefek düzelmesi. Nihayet sen. Senin burada yanımda oluşun. Canım. Handan. Balon şey. İster misin abi, balon? Hadi ver bakalım. Ver. Al. Teşekkür ederim. Handan. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Şey. Nasıl söylesem? Evet. Hay Allah, bilmem ki. Bir yere gidip oturalım mı? Hı hı. Allah. Ya babamın nereye gittiğini bilen var mı? Handan öğretmenle buluşacak. Sen nereden biliyorsun? Babam başka zaman parfüm sıkmaz da ondan. Bak sen neler de biliyorsun. Casus bu, casus, casus. Yapma abi, yapma. Evet, ne diyordun? Bir şey söylememiştim daha. Evet. Evet. Handan, size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Yani bir şeyler söylemek istediğinizi biliyorum. Bir çay daha alır mısın? Lütfen ne diyeceksiniz der misiniz Şevket? Şimdi bak, insan hayatında önemli anlar vardır. Yani şimdi o anlardan biri.
Aslında sizinle olduğum her an önemli. Bu kadar. Bu kadar? Evet. Evlenip ayrıldım. 3 çocuğun var. Biraz da yaşlı sayılırsın. Sonra biraz da çirkin sayılırsın. Hepsi bu mu? Aslında değil. Şöyle yapalım. Şevket, siz bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Evet. Söyleyin o zaman. Benimle evlenir misin Handan? Çok düşündüm Handan. Böyle bir şey senden isteyebilme hakkımın olup olmadığına karar verebilmem bile çok zor oldu benim için. Ben seni seviyorum Handan. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum. Ben özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlış yaptım. Hiç sormamam lazımdı. Size böyle şeyler sormamam gerekirdi. Hayır. Bir yanlışlık yapmadınız peki. Fakat sen ağlıyorsun Handan. Evet ağlıyorum. İnsan her zaman üzüntüsünden böyle olmaz çünkü. Bazen de mutluluktur insanı ağlatan. Yani bu ne demek şimdi? Yani kabul ediyor musun? Kabul etmesem neden böyle sevinç gözyaşları dökeyim ki Şevket? Yani şimdi sen benimle evlenmeyi kabul ediyor musun Handan? Ediyorum tabii. Allah'ım yok Allah'ım. Ben de sizi seviyorum Şevket. Allah'ım! Allah'ım! Dede! Dede bu sen misin? Bu halinde dede! Ne varmış lan halinde? Hayat devam ediyor. Hep böyle hastası oturacak mıyız? Yoksa sen de biriyle buluşacaksın dede. Evet, randevum var. Var da geç kaldı bu ya. Allah Allah, nerede kaldı bu? Çok mutluyum Handan, çok mutluyum. Ben de canım. Hemen gidip yarın nikah işlemlerine başlayalım. Yarın pazar ama. O zaman öbür gün başlayalım. Ne diyorum biliyor musun? Ne? Şöyle güzel bir düğün yapalım. Bu kadar sıkıntının üstüne bir sünger çekelim. Biraz sakin ol Şevket. Olamam. Daha davetiye bastıracağız. Sonra bizim madenci arkadaşlara davetiye göndermezsek çok bozulurlar. Sonra nikah şekeri. Önce gidip bizim çocuklara müjdeyi verelim Handancığım. Ne oldu? Durgunlaştım birden. Yanlış bir şey mi söyledim? Bakınız Şevket. Sakın beni yanlış anlamayın. Sanıyorum en azından bu dersin sonuna kadar beklememiz daha doğru olacak gibi geliyor bana. Hem biraz birbirimize zaman tanımış oluyoruz. Ayrıca daha Cem'le Barbaros'un nişanı, düğünü var. Biraz beklemek daha doğru gibi geliyor bana. Galiba haklısın. Hay Allah. Benimkisi de böyle yangından mal kaçırır gibi. Özür dilerim Handan. Biraz heyecanlandım işte. Böyle çocuklar gibi. Hem mutluluğu yakalamak için 45 yıldır bekliyorum. Birazcık daha beklesem ne olacak? Canım. Çok anlayışlısın. Ama yine de çocuklara mutlu haberi vermemiz yanlış olmaz herhalde. Öyle değil mi? Elbette. Hadi gel canım. Nerede kaldı bu yahu? Kimmiş bu şanslı kadın dede, tanıyor muyuz? Bilmem. Tanırsınız herhalde. Dedeciğim, bu güzel 70 yaşında falan var mı bari? Terbiyesiz. Birazdan 70'i görürsün. Lucy, çok beklettin mi cicim? Ne münasebet meleğim. Hazır mısın kanaryam? Hazırım. Ayşe. Gidip biraz şakınlık yapalım. Let's go Muhittin. Yes my lord. It is a pencil. Gördün mü 70'i düdük? Gördüm. Hadi gidelim canım. Gel canım gel. Hayda. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Baba. Ayşe. İsimlerimizi mi ezberliyorsun Şevket? Yok. Hayırdır? Şaşırdım. Daha çok şaşıracaksınız. Pardon. Ayşe sen? Gel kanaryam gel. geç. Gelin. Bak ya. Hulusi. Hazır mısın kanarya? Ne oluyor burada ya? Baba. Dedemi gördün mü? Ben gördüm. Gerçekten gördüm. Gördüm. Ya böyle çocuklar gülmeyin be. Belki de beynine oksijen gitmiyordur da onun için saçmalıyordur. Bir doktoru mu arasak ne yapsak? Aman be baba. Bırak ne oluyorsa oluyordur. Sonuçta dedem mutlu ya. Gerisinin ne önemi var Allah aşkına? Hiç, o da doğru ya. Sürpriz! Bugüne kadar yapmadığım bir şey yaptım. Bu sabah düşündüm. Düşündüm de
şu koca dünyada kimim var dedim kendi kendime. Ökkeş. Kaptım nevaleyi geldim buraya. Hafta sonunu en sevdiğim insanlarla, yani sizlerle geçireceğim. Tabii uygun görürseniz. Ne demek Ökkeş'ciğim? Ne demek? Gel, gel buyur. Gel canım kardeşim benim. Hoş geldin. Gel. Sen nasılsın Neriman? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Tevfik'im. Canım. Hoş geldiniz. De hadi o zaman. Ya ne niyetinle geldin be Ökkeş? Gel. 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 Öpeyim canım. Şunlara bak be Şevket. Maşallah çifte kumrular gibiler. Ne iyi ettik de sözledik şunları ya. Ya çok iyi oldu be Ökkeş. Bugün aslında buraya niye geldim biliyor musun Şevket? Bilmiyorum be Ökkeş. Bu birlik ve bölünmez bütünlüğün tek olmaması için. Anlıyor musun Şevket? Valla ben bir şey anlamadım be Ökkeş. Bu mutluluğu çiftleştireceğiz Şevket. Oha. Canım yani bir mutluluğa bir mutluluk daha ekliyoruz. Anlıyor musun? Hı? Seninle ortak olmak istiyorum Şevket. Anlıyor musun? Nasıl yani? Basma ya. Gel ortak olalım. Valla biraz düşünmem lazım. Ya neyi düşüneceksin Şevket? Canım öyle birdenbire. Hem sen bana niye ortaklık teklif ediyorsun ki? Senin koskoca bir şirketin 130 otobüsün var. 133 Şevket, 133. Çok özür dilerim. Benim sadece 2 otobüsüm var. Onlar da yakında hurdaya çıkacak be Ökkeş. Olsun. Her şey para demek değil Şevket. Anlıyor musun? Bunu sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Bu ortaklık niye? Sütçüleri seviyorum arkadaş ya. Var mı bir diyeceğin? Gel yapalım şu ortaklığı. Şişt, artık dünür sayılırız. Hem çocuklara, torunlara bırakabileceğimiz gelecek vadeden bir birliktelik olur bu. Anlıyor musun Şevket? Doğru söylüyorsun ama yine de bir düşünelim diyorum be. Canım ne varmış bunda düşünecek? Hanım kurban olayım. Siz de bir şeyler söyleyin ya. Söyledikleriniz kulağa hoş geliyor ama. Değil mi ama? Yine de benim bu işlere karışmam pek doğru olmaz Ökkeş Bey. Hem sanıyorum bu konuda en isabetli kararı yine Şevket Bey verebilir. Peki ne kadar düşüneceksin? Bu akşama kadar iyi mi Şevketciğim? Yok canım yarım saat sonra kararımı bildiririm. Çok güzel bravo. Saçmalama Ökkeş. Böyle önemli bir konuda akşama kadar nasıl cevap verebilirim ki? Hem babama da bir sormam lazım. Peki ne zaman haber verirsin? Bilmem ama birkaç gün içinde sana bildiririm. 2 gün. 4. 2 iyidir iyi. Vallahi kurtarmaz Ökkeş. Gül atın için 3 gün olsun. Tamam 3 gün. Sinek. Ya sabahtan beri bir at sineği kastı beni arkadaş. Ya sen de maşallah senin kadar sinek var görmüyorsun Neriman. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şey nasıl söylesem. Biz Handan Hanım'la sömestr tatilinde evlenmeye karar verdik. Allah! Allah Allah. Allah Allah tebrikler. Sağ ol. Sağ tebrikler, ol, tebrikler. Yaşasın, öğretmenim annem olacak. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. O benim püskül velam, yakalarsam. Sessiz olun. Ben gideyim. Gidiyor musunuz? Evet. Her şey için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sana da Ayşe. Baba. Kim o? Benim baba Şevket. Benim baba Şevket de kim? Ya baba saçmalama lütfen. Sen daha yatmadın mı? Hayır baba seni bekledim. Hayırdır evlat?
Seninle konuşmak istediğim önemli şeyler var baba. Ha, aslında beni beklediğin bir yerde iyi oldu. Benim de seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Şöyle geçelim baba. Geçelim. Gel. Şey, mesele nedir? Ökeş bana bugün ortaklık teklif etti baba. Ökeş dedim ya. Aman be baba. Tanıştın ya hani. Ecem'in nişanında. Barbie'nin abisi. Özsu Turizm'in sahibi. Aa, şu bücür herif. Anlaşıldı. Bak oğlum. Gerçi bu bizim damat. Onlardan nasıl çıktı anlamıyorum ama... bu ayrancılara hiç güven olmaz evlat. Onları iyi tanırım. Onların tüm dertleri oldum olası suçlarının battığını görmektir. Sen bu Ökeş'in babasını tanır mıydın? Biraz. İşte bu Ökeş'in babası yani Ali Rıza benim köylüm olur. Bak. Bu Ali Rıza ile ben yıllar önce aynı kıza sevdalandık. Beni saf dışı etmek için... jandarmaya şikayet edip erkenden askere aldırttı. Bir de kan kardeşim olacak deyus. 36 ay kızın yüzünü göremedim. Yüzünü bırak bir haber bile alamadım. Sonra ne oldu? Ne olacak? Sonra askerden geldim. Ama askerden döndüğüm yıl öyle bir kuraklık oldu ki... sorma. Bütün mahsul telef oldu. Ali Rıza'nın babası iflas etti. Bir lokma ekmeğe muhtaç oldular. Ben o zamanlar kasabaya otobüsle yolcu taşıyorum. İşlerim tıkırında. Ali Rıza perişan. Onu yanıma aldım. Sonra da acıdık, işimizi ortak ettik. İşte gel zaman git zaman bugünlere geldik. Ama Ali Rıza hep beni arkamdan vurmaya çalıştı. Payna. Geçti öyle. Nihayetinde onun oğlun ne de olsa. Peki kıza ne oldu? Şu ikinizin de aşık olduğu kıza. He. Evlendik. O kız senin rahmetli annen evlat. Ama Ali Rıza'nın kini hiç bitmedi. Aksine her geçen gün daha da arttı. Bu huyu da Ökeş'e geçmiş. Süt Turizm'in başına öz koyup benden ayrıldılar. Öz süt oldular. Olsun. Ama şimdi seninle ortaklık kurmak istiyormuş. Sakın kanma bunlara evlat. Sakın. Ya baba... aslında Ökeş iyi biri. Biraz manyak gibi ama sevgili yaklaşınca pekala iyi biri olabiliyor. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu evladım. Sen bunları bilmezsin. Kim bilir ne dümenler tezgahlıyordur o hinoğlu hin. Peki ne yapayım baba? Ortaklıkmış. İşlerin başında olan sensin. Yine de sen bilirsin ama bana soracak olursan... onlara günahını bile verme derim. Peki baba peki. Geç oldu. Hadi gel yatalım. Sen de yorulsun. Ah, 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 hop. Ah, hop de. Oh, hop. Hop. Ah, ah. Gel gel benim odada yat baba. Gel. Sahi sen ne söyleyecektin baba? Ben mi? Ben. Bak Şevket. Bu Ayşe bana bayılıyor evlat. Evlenmek istiyorum onunla. Baba ya, ya ya. Gülme. Tam bana göre bir kız. Huyu huyuma, boyu boyuma denk. Evleneceğim onunla. Tamam baba, tamam tamam konuşuruz. Bana çocuk gibi davranıp durma. Ayşe ile evleneceğim dedim işte o kadar. Yarın konuşuruz baba. Aşk beklemez evlat. Sabah kadar bekleyiversin baba. Seviyorum işte. Ne yapayım? Ben de gencim. Yaşamak benim de hakkım. Genç bir kızın duygularıyla oynamak bana yakışmaz. Sonra gider intihar eder. Her gün televizyonda görüyoruz evlat. İyi geceler babası. Baba. 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 İyi geceler baba. İyi geceler. Yürü. Abi maça gidebilir miyiz acaba? Tabii yavrum gidebilirsiniz. Yani bunun için bizi dövmeyecek misin? Niye döveyim evladım?
Paranız bulunuz var mı? Alın alın hepsini alın. Yürü. Ben handansız parayı ne eyleyim? Yapma böyle abi. Dünden beri yemeden içmeden kesildin. Nasıl kesilmeyeyim Neriman, nasıl? İçim yanıyor içim. Sevdiğim kadın Şevket'le evleniyor baksana. Evlenir tabii. Ne diyorsun sen be? Sen gidip kadına aşık olduğunu söyledin mi? Yok. Handan daha senin onu sevdiğini bilmiyor. Tabii gidip Şevket'le evlenir. Evlenir değil mi? Sen böyle oturup durursan, evet. Ne yapayım? Git bir konuş. Muhakkak seni tercih edecektir. Nereden biliyorsun? Ben de bir kadınım, unutma. Sonuçta o da bir kadın. Ve tüm kadınlar gibi para gözün teki. Sen bakma, Şevket'i bir halt zannediyor. Paralı zannediyor o züğürdü. Ama ben ondan daha zenginim. Bunu bana söylemeyeceksin, ona söyleyeceksin. Yapma ya. Tabii. Sen gidip ilanı aşk ettin mi kesin seni tercih edecektir. Yemin et kız. Hangi çağda yaşıyoruz abi? Parayı veren düdüğü çalar. Hemen git konuş. Sen daha zenginsin, unutma. Hadi gidelim. Seversek Allah'ına kadar severiz. Ya Neriman, acaba doğru mu yapıyoruz? Abi. Efendim? Tamam. Yani tam da Şevket'i diyorum ortaklığa ikna etmişken. Aman abi, aman. Tamam. Yakışıklı mıyım Neriman? Hem de nasıl. Valla. Geldi kız. Çıkıyor. Allah çıktı. Hadi. Ne duruyorsun? Çabuk. Hadi. Durmayayım değil mi Neriman? Durma, git. Gidiyorum Neriman. Neriman, ben yapamayacağım. Abi. Tamam. Git. Neriman, ben yapamayacağım. Hemen vallahi. Yakala git. Gidiyor. Tamam, çabuk. Tamam. Hadi. Handan Hanım. Sürpriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok acele geldiğim için daha iyisini alamadım. Kusura bakmayın. Bir dahaki sefere inşallah telafi edeceğim. Siz beni mi bekliyordunuz? Hayır. Öyle geçerken uğradım. Yani aslında size çok önemli bir şey söyleyecektim. Buyurun, dinliyorum. Birazcık vaktiniz var mıydı acaba? Şöyle bir yerlerde otursak, birer kahve içsek. Ama bir yere gidiyorsanız, önemli bir yer mesela. Mesela Şevket'le falan buluşacaksanız. Yok, alışverişe çıkmıştım. İyi, güzel. 10 dakika falan. Bir kahve. Sadece bir kahve ama. Tabii canım. Bir kahve. Bir buçuk acılı Adana geçsene. Bizde kebap çeşitleri bulunmaz efendim. Bulundurun canım. Buldurtun. Aldırın. Hadi. Emredersiniz. Hadi. Sizin istediğiniz bir şey var mı Handan Hanım? Keşke siz de bir şeyler yeseydiniz. İlahi Ökkeş Bey. Hani sadece kahve içecektik? Onu da içeriz canım. Neyse. Benimle ne konuşacaktınız? Konuş Şevket. Bakın. Biz Şevket'le çok eski arkadaşız. Onun anasının sütü bozuk olduğu için benim anamın sütünü içtik. Süt kardeşiyiz. Namus işçisi yani. Bugüne kadar kimsenin ona elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim gözüm. Bir ömür boyu sırtımda taşıdım. Ama olsun. Yılmadım. Usanmadım. Onu çok seviyorum. Bunları biliyorum. Ama bilmediğim bir şey var. Nedir o? Şevket çok zor durumda. Bana hiç bahsetmedi. Öyledir o. Kendini hep olduğundan daha iyi göstermek ister hadi. Adamda mütevazilik diye bir şey yok. Canım benim be. Ama onu çok severim. Başı belada biliyor musun? Belada mı? Şirketi batmak üzere. Bunlar söylenmez ama benim verdiğim yardımlarla ayakta duruyor. Otobüsleri hacizli. Köşkün kirasını bile ödeyemiyor. Benden duymuş olma yani. Köşk kendilerin değil miydi? Yok canım. Öyle mi söyledim? Benim eski oturduğum yer. Baktım başlarına sokacak yerleri yok. Acıdım yani. Bütün bunları bana neden anlatıyorsunuz? Bana yardım etmeniz için. Nasıl yardım? Şevket'i benimle ortak olması için ikna edin. Onunla neden ortak olmak istiyorsunuz? Acıdığım için ona yardım etmek istiyorum. Aslında bu yardımın arkasında biraz da sizin varlığınız gizli. Anlamadım. Nasıl yani? Nasıl var mı canım? Sonuçta maalesef Şevket'le evlenmeye karar vereceğiz değil mi? Evet. Tamam işte. Bak o zaman sana Şevket'i anlatayım. Biz lisedeyken Şefika diye bir kız vardı. Bütün okulun erkekleri onun peşindeydi.
Ama o sadece beni seviyordu. Aşıktı bana. Ama ben yüz vermiyordum tabii. Haber göndermiş. Gelsin görüşelim demiş. Ben de Şevket'e dedim. Anlıyor musun? Git ona söyle dedim. Benim o taraklarda bezim yok dedim. Bir baktım bizim Şevket kızla el ele geliyor. Zorla kandırıp tavlamış kızı. Böyle karaktersiz biridir işte. Ama yine de çok severim Şevket'i. Bunlardan bana ne ki? Bana ne olur mu Handan? Evleneceğin adamı tanı. Yeterince tanıdığımı sanıyorum. Bak bu Şevket bir de üstüne üstlük züğürttür ha. İki çıplak bir amuma yani. Ama siz çok daha iyi şeylere layıksınız. Anlamadım. Şevket'ten çok daha iyilerine. Seni daha çok seven, sana daha çok şeyler veren birine layıksın sen. Nasıl? Mesela kimi? Mesela bana. Ben de bir erkeğim. Üstelik sana karşı da ilgisiz değilim. Eğer bana bir şans verebilirsen, mümkünse yani. Seni çok mutlu ederim. Siz ne diyorsunuz Ökkeş Bey? Ben ne dediğimi biliyor muyum Handan? Seni danalar gibi seviyorum. Bakın ben bunları duymamış olayım. Vur. Sen de vur. Ben asla sevilmeye layık biri değilim değil mi? Tipsizim, kısa boyluyum, şişmanım değil mi? Bakın. Böyle yapmayın ama. Yo tipsizim ben, tipsiz. Bu işin tiple falan bir alakası yok. Ayrıca Şevket'in de yakışıklılığı tartışılır. Ne demek bu? Yani şimdi sen bana da sevgi gösterebilir misin? Böyle saçımı okşamalar falan ha? Rica ederim Ökkeş Bey. Ben de seni seviyorum işte. Hem de Şevket'ten daha çok. O da tipsiz, ben de tipsizim. Ama ben daha zenginim. Kendinize gelin. Ben onu kastetmedim. Neyi kastettiniz? Ne bileyim, iki insan arasında sevgi vardır, şefkat vardır, özveri vardır. Sonra huzur vardır. Ben Şevket'te bunları buldum. Olsun. Bunları ben de verebilirim sana. Daha fazla konuşmanın faydası yok. Ben gidiyorum. Buraya hiç gelmemeliydim zaten. Ne olur gitme. Peki o zaman bu ortaklık konusunda yardım et bari. Edemem. Artık sizin samimiyetinize inanmıyorum. Ayrıca ben Şevket'in işlerine karışmam. Onun sevdiği kadın olsam bile. Bir buçuk acılı. Getir yavrum, getir. Getir. Hoş gelmesin Handan Hanım. Bir şey mi vardı? Ben Şevket Bey'i arıyordum da. Bütün pazar. Hay Allah, doğru ya. Adi adam. Akıl maklı bırakmıyor ki insanda. Hayırdır Handan Hanım? Affedersiniz. Ya senin canın bir şey mi sıkılmıştırdır? Kimdir bu adam? Yoksa taksici midir? Hayır. Ben sadece... Hadi gir içeri buyurun. Yüzünüz neyi yıkayın? Hay Allah. Ben de begime haber vereyim. Hay Allah. Dur. Kaçma kız. Neriman. Kaçma kız. Dur da geberteyim seni. Kaçma kız. Bak her şeyi berbat ettin. Kaçma kız. Yok efendim kadın milletini tanıyormuş da. Handan'ın işi gücü paraymış da. Ulan mahvettin her şeyi. Kaçma kız. Kaçma dedim sana. Niye inandın o zaman? Senin aklın yok mu? Bana bak. Hem sen de Orhan da benim aramı bozdun. Dur kız bir kere boğayım seni. Dur kız. Dur. Ver onu bana. Abine ha. Handan. Şimdi aramız nasıl düzelecek? Artık ağzımda kuş tutsam inanmaz bana. Orhan. Bana dönmeyecek. Handan. Ya Handan gidip Şevket her şeyi anlatırsa, ya Şevket ortaklıktan vazgeçerse, işte o zaman seni öldürürüm Neriman. Alo. Evet Maho. Ne? Handan Hanım'ı verir misin? Begim. Sizi isteyin. Alo Şevket. Ne oldu? Ökkeş Bey konuştu benimle. Canım ne var bunda? Ne? Ne? Vay adi herif. O mu söyledi bütün bunları? Sen orada bekle. Hemen geliyorum. Bekle beni tamam mı? Ağlama lütfen ağlama. Mahoyu ver bana. Merhum ben biliydim.
Sen hiç merak etme Hasan Bey. Ben buradayım. Adi herif. Adi herif. Adi baba, herif. Baba ne oluyor? Baba ne oluyor adi ya? Adi herif. Adi herif. Baba ne oldu? Daha ne olacak? Ökkeş Handan Hanım'a ilanı aşk edip beni aşağılamış. Ağlatmış kızcağızı. Zaten ben de bu herif neden bize yardım ediyor diye şüphelenip duruyordum. Buymuş demek. Adi'ye bak ya. Bir de utanmadan bana ortaklık teklif ediyor adi herif. Ya baba bırak şu herifi gidip parçalayayım ya. Hayır. Hayır serseriyle serseri mi olacaksın oğlum? Benim daha iyi bir fikrim var. Kaçtı oğlum bu serserinin telefon numarası? Alo. Ben Şevket. Vay Şevket koçum nasılsın lan? İyilik mi Ökeş'cim? Senden ne haber güzelim? Ne olsun be anam? Buyur Şevket'im emret. Aa, estağfurullah. Ben şey için aramıştım. Hani şu bizim ortaklık işi vardı ya onun için. Karar verdin mi yoksa lan? Evet. Bizim şirkete bir geldi bir görüşelim. Tabii tabii. Öpüyorum Ökeş'cim. Tabii tabii ben de seni öpüyorum. Bir mukabele. Tabii canım. Yarım saat sonra oradayım. Öptüm. Sevgi saygı hürmet. Yarım saat sonra görüşürüz hayatım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aha, gelir, gelir. Gelir mi? Aman geliyor mu? Hayo, yanında da o s**si vardır. Handan Hanım, Mahmut sen Handan'ı sakla. Çabuk, gel. Çabuk gelin benimle. Sakla, sakin olun, sakin olun. Hepiniz oturun, hepiniz, hepiniz, hepiniz. Ben de oturayım, ben de oturayım. Şevket'im! O ne kız? Bütün sülale burada. Böylesi önemli bir günde hepimiz bir arada olalım dedik Ökkeş. Ne kadar güzel. Bütün sevdiğim insanlar da burada. De hadi o zaman hemen ortaklık mukavelesini imzalayalım. Bu iş de bitsin. Handan Hanım'ı bekleyelim Ökkeş. O da aileden sayılır. Canım buraya kadar niye yoracağız ki kadıncağızı? Sonra ona mukaveleden bir demet yapar yollarız. Hadi imzala süt kardeş. Öyle ya. Acıdığın insanlara bir yardım elini uzat bakalım değil mi? Ne kadar şakacısın. Gülmekten öleceğim. Ne acıması ya? Nereden çıkartıyorsun? Ulan sen ne adi bir adamsın be. Allah Allah. Nereden çıkartıyorsun bunu Şevket? Ulan yerden bitme. Sen kim oluyorsun da bana ailemi acıyorsun ha? Hayvan. Ne oluyor Şevket ya? Bana masum ayağına yatma oğlum. Ulan sen ne büyük bir adisin be. Hayvan! Hayvan! Al ortaklığını. Canın sağ olsun Şevket. Bak bu da sözleşme. Bunu da yırt. Aşağılık herif. Aşağılık herif. Aşağılık. Seni de yırt. Ayıp oluyor bak Şevket. Sen ayıptan ne anlarsın ha? Kudurmuş köpek. Bak kalbimi kırıyorsun ama Şevket. Bana acımak ne demek ulan ha? Ne demek? Canım sana niye acıyım ki? Acınacak biri varsa... O da eğer kabul edersen naçizane benim. Bir daha seni Handancığımın yanında görmeyeyim. Ha, şimdi çaktım köfteyi. Sana bir şeyler yumurtladı değil mi? İnanma ona Şevket. Aramızı bozmak istiyor. Ya da bizi çekemiyor Şevket. Sevgimizi kıskandı. Ben zaten onu hiç görmedim ki. Bir kere seninle birlikte görmüştüm. Hepsi o. Şevket. Kadın bizi bozar canım. Yani Handancığımı hiç görmedin mi? Şirketin bassın ki görmedim diyorum Şevket. Peki Şefika'yı nereden biliyor lan o zaman? Ne Şefikası ya ne diyorsun? Vardı ya bir hani. Lisede elimden almak istediği kız vardı ya. Gerizekalı. Yalan söylemiş Şevket. Ben Handan'la görüşmedim diyorum sana. Şefika'yı da kafadan sallamıştır. Aman be Şevket. Bunun için mi geldik buraya? Handan geldi. Bana acıdığını köşkünde senin oturduğun eski evi olduğunu söylemişsin. Evet söyledim lan. Söyledim. Handan'a deli gibi aşık olduğumu da söyledim. Var mı diyeceğin? Şarkın adı seni. Her şeye sen mi sahip olacaksın lan? Gebertirim ulan seni. Olabilir. Sıkar oğlum sıkar sıkar biraz sıkar. Utanmadan bile ortaklık teklif ediyorsun bana. Rezil herif. Etmiyorum lan. Etmiyorum.
Al şirketini başına çal. Handanını da sana bırakıyorum. Barbaros da nasıl olsa burada. Neriman istiyorsan kızım sen de kal. Bana eyvallah, ben gidiyorum. Çok ısrar ediyorsanız ben de kalabilirim. Bir daha da bulaşma bize, tamam mı? Bulaşma. Sana da yazıklar olsun Barbaros. Sana yazıklar olsun. Senin gibi bir abim olduğu için utanıyorum. Utanıyoruz. Beni burada köşeye sıkıştırdınız. Buradan sağ salim çıkarsam bunun hesabını sorarım sizden. Ulan ben şimdi... Bırak, bırak oğlum, elini sürme. Defol buradan. Bir daha da sakın bize bulaşayım deme. Hele Handancığımın semtine uğrama sakın. Tamam mı lan? Tamam Şevket abi. Tamam abi. Tabii ya. Yürü kız. Tamam değil lan. Tamam değil. Korkun lan benden. Korkun. Ulan şimdi ben seni... Durun. Durun. Bu güzel günü o böcekle kirletmeyelim. Hepiniz sakin olun. Aferin oğlum. Aferin. Ağzının payını verdin onun. Seninle gurur duyuyorum. Bu daha bir şey değil. Uyuyan yılanı uyandırdı o. Hepsi benim yüzümden. Ne alakası var Handancığım? Ama sen daha dur Ökkeş. Dur. Bütün bu pislikleri tek tek ödeteceğim sana. Tek tek.